Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Zahide Gökşenli. Sizlerle Sosyal Bilgiler dersi 4. ünitemiz olan Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesinin 4. bölümünü icat çıkaralım konusunu işleyeceğiz bu dersimizde. Evet, icat çıkaralım. İcatlar ihtiyaçlardan doğar diyen bir kişi bu sözünü açıklamak için neler söyleyebilir? İnsanlar hep hayatı kolay hale getirmek için çalışmışlardır çocuklar. Bu da insanın zor işlerini kolay hale getirecek aletler, araçlar ve icatlar çıkarmaya yönlendirmiştir insanları. İnsanlar böylelikle hem zor işleri kolaylıkla yapabilmiş hem de zaman kazanarak sevdikleri insanlarla ya da sevdikleri uğraşlarla daha fazla zaman geçirme şansı bulmuşlar. İnsanlar ihtiyaçlarını giderebilmek için sürekli bir arayış içine girer. Bu arayış sırasında da yeni bir icat doğabilir. Bakalım buraya neler yazmışız, bir bakalım beraber. İhtiyaçların karşılanması için yapılan çalışmalar kesin ve pratik çözümler meydana getirdiği için icatların oluşmasını sağlamıştır. Biz de ihtiyaçlarımızı yaratıcılığımızla buluşturup yeni şeyler üretmeyi başarabiliriz. Böylece icat çıkarmış oluruz diye söyleyebilirsiniz siz de. Bunu ekleyebilirsiniz kitabınıza bu sorunun cevabı olarak. İnsanlar tarih boyunca ihtiyaçlarını giderme arayışı içinde olmuşlardır. Bu araştırma ve çalışma sonucunda da hayatı kolaylaştırıcı icatlar yapmışlardır. Başka bir deyişle ihtiyaçlar icatların temelini oluşturmuş ve mucitlere yol göstermiştir. Şimdi bu icatlardan bazılarını ele alalım ve bunların hangi ihtiyaçları gidermek üzere kimler tarafından nasıl icat edildiğine bakalım. Evet. Cırt cırt. Cırt cırt bantları biliyor musunuz? Hani şu ayakkabılarımızda, montlarımızda, eldivenlerimizde kullanılan bir tarafı yumuşak, diğer tarafı dikenli ve sert bantları. İşte bu bantların çok ilginç bir hikayesi var. Evet, burada George Minster'ı görüyorsunuz. Cırt cırt bantlarının mucidi. Cırt cırt bantları mucidi İsviçreli elektrik mühendisi George Mistral pantolon düğmelerinin kopmasından şikayetçidir. Soruna kalıcı bir çözüm bulmanın yollarını arayan Mistral bir gün köpeğiyle birlikte kırlarda dolaşmaya çıkar. Eve döndüğünde pantolonuna ve köpeğinin bacaklarına pıtrakların takılmış olduğunu görür. Şu gördüğünüz pıtrak bir bitkinin tohumu bu böyle. Bakın Mistral ne yapmış? Onları mikroskobuyla incelemiş. Mistral pıtrakları mikroskobunda incelediğinde dikenlerin uçlarında minik kancalar olduğunu fark eder. Bu kancalar sayesinde pıtraklar giysilere ve hayvanların tüylerine sıkıca tutunmaktadır. Mistral doğada gördüğü bu durumu iki parçayı birbirine yapıştırma yöntemi olarak kullanmaya karar verir. Yapması gereken parçalardan birinin yüzeyinin sert minik kancalarla diğerinin ise bu kancaların takılacağı yumuşak halkalarla kaplamaktır. Mistral hem ham madde olarak önce pamuğu kullanır. Pamuğun bu iş için zayıf bir malzeme olduğunu anlayınca daha dayanıklı olan naylona yönelir. Sabırla sürdürdüğü çalışmalarının sonucunda biri kancalı, diğeri ilmekli iki şerit üretmeyi başararak 1955 yılında cırt cırt patentini alır.
Doğada görmüşsünüzdür çocuklar bu pıtrak denilen bu bitkinin tohumunu. Gerçekten de dikenlerinin bir ucu kancalıdır. Tutunduğu yumuşak yüzeylere o halkalarını geçiriyor. Ve kancalarını geçiriyor halkalara. İşte Mısır'da bunu keşfetmiş, incelemiş ve günümüzde hayatımızı kolaylaştıran çok 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 işimize yarayan bu bandı icat etmiş. Cırcırt bantlarının kullanıldığı ürünleri hangi örnekleri verebilirsiniz diyor. Ben buraya araştırdım ve sizin için hazırladım. Spor ayakkabılarında, çanta kapaklarında, elbiselerde, askeri elbiselerde, yastıklarda, çadırlarda ve koltuk yüzeylerinde cırt cırtlı bantlar kullanılıyor. Daha birçok alanda da kullanılıyor çocuklar. Ben başlıcalarını yazdım buraya. Siz de ekleyebilirsiniz kitabınıza bunları. Evet. Şimdi bir sonraki sayfamızdan devam edelim. Kendi ihtiyaçlarımızdan veya çevrenizdeki insanların ihtiyaçlarından yola çıkarak hayatı kolaylaştırıcı ürünler tasarlayabilirsiniz. Bu işe okulunuzda ya da başka kurumların düzenleyeceği proje yarışmalarına katılarak başlayabilirsiniz. Buradaki bu proje çalışmalarına katılmış ve başarı kazanmış çocukların buluşları, icatları var çocuklar burada. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Bu gördüğünüz Fatma ne yapmış? O soğuk kış günlerinde ısıtmalı ayakkabı icat etmiş. Bakalım. Kışın soğuk günlerde dışarıda gezerken ayaklarımız üşüyor. Üşüyor mu diye soruyor. Eğer ayaklarımızın üşümesinden şikayetçiyseniz size sevindirici bir haberim var. Tasarladığım yeni ürün ile artık ayaklarınız hiç üşümeyecek, Fatma. Nasıl mı? Anlatayım. Tasarladığım kaloriferli ayakkabının tabanını ve yanlarını ısıtıcı tellerle kapladım. Bu ısıtıcılar ayakkabının topuğuna yerleştirdiğim mıknatıslı dinamodan enerji alıyor. Dinamo, yürüyen kişinin zemine uyguladığı basıncı elektrik enerjisine çeviriyor. Böylece soğuk kış günlerinde dışarıda gezen kişinin ayağı üşümüyor. Ayakkabının ısıtma özelliği bir düğme ile istenildiğinde devre dışı bırakılabiliyor. Hava çok soğuksa, ayaklarınız üşüyorsa o düğme ile ısıtıcıyı devreye girdiriyorsunuz. Eğer ki hava güzelse, ayaklarınız üşümüyorsa, ayakkabınızı ısıtma ihtiyacınız yoksa da düğmeyi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Tebrik ediyoruz Fatma'yı. İşte böyle güzel, yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir çocuklar. Kaloriferli ayakkabının ürettiği enerji ısıtma dışında başka hangi amaçlarla kullanılabilir diyor. Biraz düşündüğünüzde birçok şey bulacağınıza eminim ama ben burada size bir ipucu vermek istiyorum. Aydınlatma, soğutma amaçlı da olabilir. Eğer sıcak günlerde böyle kapalı ayakkabı giymek durumundaysanız soğutma amaçlı da olabilir. Veya aydınlatma, bastığınız yeri karanlıkta yürürken aydınlatma amacıyla da olabilir. Ayakkabının ucunda yanan bir lamba, yolu aydınlatan bir lamba değil mi? Olabilir. Evet, Neslihan bakalım ne buluş yapmış, bakalım onu da inceleyelim. Saçlarımızı taramada kullandığımız fırçaları temizlemek her zaman sorun olmuştur diyor. Pardon Neslihan. Saçlarımızı taradıkça kopan saç telleri ve kepek parçaları fırçanın dişleri arasında birikir. İşte ben tasarladığım ürün ile saç fırçalarının kolayca temizlenebilmesini amaçladım diyor Neslihan. Nasıl tasarlamış bakalım. Üretmeyi düşündüğüm saç fırçasında dişlerin takılı olduğu yüzeyde çıkarılabilir delikli silikon bir tabaka bulunuyor. Burada görselde gösteriyor onu.
Kullanıcı istediği zaman bu tabakayı çıkarıp yıkadıktan sonra tekrar yerine takabiliyor. Gayet güzel ve kullanışlı, hem de temiz bir fırçayla saç tarama imkanı bulabiliyorsunuz. Böylece saçlarınızı her zaman temiz bir fırçayla tarama imkanı buluyorsunuz çocuklar. Evet, gerçekten tebrik ediyoruz Neslihan'ı da. Evinizdeki eşyaları kullanırken karşılaştığınız sorunlara hangi örnekleri verebilirsiniz? Evet, evinizde eşyaları kullanırken birçok sorunla karşılaşabiliriz. Eminim şu anda herkes yaşadığı bir sorunu hemen hatırlamıştır, örnekler veriyordur. Ama ben buraya mesela bunları yazdım. Ütünün buhar deliklerinin tıkanması, tıkandığı zaman buhar vermiyor. Çaydanlığın kireçlenmesi, bu herkesin karşılaştığı sorunlardan biridir. Tabii ki bunlar işte kimyasal arıtıcılarla falan gideriliyor, ama kimyasalların kullanılmasını çok sakıncalı buluyorum ben. Hem suların kirlenmesi açısından, çevreye zarar vermesi açısından, hem de sağlık açısından çok sakıncalı buluyorum. Evet, bakalım İlker nasıl bir buluş yapmış. Çocuklar, bu İlker'in buluşunu okurken benim aklıma bir şey geldi. Televizyonda, haberlerde izlemiştim. O da yine görme engelliler için, bir görme engelli birinin kendi buluşuydu. Akıllı kart icat etmiş bir görme engelli. İlaç kutularının içindeki tanıtıcı yazılarda o ilacın özellikleri ve nasıl kullanılacağı belirtilir. Eczacılar da kutuların üzerine ilaçların ne zaman ve ne kadar kullanılacağını yazar. Böylece hastalara ilaçların en doğru biçimde kullanmaları konusunda yardımcı olurlar. Ancak bütün bu uygulamalar bazı durumlarda yetersiz kalabilir. Çünkü hasta okuma yazma bilmeyen veya görme engelli biri olabilir. Bu insanlar ilaç kutusundaki uyarı ve açıklamaları okuyamazlar. Böyle olunca da ilacı yanlış kullanıp zarar görebilirler. Bakın İlker işte bütün bunları düşünerek nasıl bir buluş yapmış. Bakın çocuklar, ben böyle durumların yaşanabileceğini düşünerek yeni bir ürün tasarladım diyor İlker. Okulumuzda düzenlenen proje yarışmasına da konuşan ilaç kutusu adını verdiğim bu ürünle katıldım diyor. Konuşan ilaç kutusu tasarlanmış İlker ve bu projeyle katılmış yarışmaya. Tasarımıma göre ilaç kutusunun üzerine sesi kaydetme ve kaydedilen sesi dinletme özelliğine sahip yassı bir cihaz takılıyor. Eczacı, görme engelli biri geldiğinde ilaç kutusunun üzerindeki düğmeye basarak ilacın nasıl kullanılacağını anlatıyor. Hasta da ilacı kullanacağı zaman aynı düğmeye basarak eczacının uyarı ve açıklamalarını dinliyor. Böylece eline aldığı ilacın doğru olup olmadığını ve nasıl kullanacağını öğrenmiş oluyor. Hem okuma yazma bilmeyenlerin yararlanabileceği, hem de görme engellilerin yararlanabileceği bir tasarı olmuş bu, bir buluş olmuş. Evet, İlker'i de tebrik ediyoruz. Çocuklar, şimdi de Dileğin bir buluşu var. Siz olsaydınız görme engelli hastaların bu soruna nasıl bir çözüm bulurdunuz? Eminim sizler de çok güzel çözümler bulursunuz. Çok güzel projeler, buluşlar, icatlar yapabilirsiniz çocuklar. Biraz düşünün, biraz araştırın ve başaracağınıza inanıyorum ben. Bakın Dilek nasıl bir icat yapmış. Her yıl yaz mevsiminde insanlar serinlemek için denizlere, havuzlara ve göllere giriyorlar. Ancak ne yazık ki bilgisizlik ve dikkatsizlik nedeniyle
Pek çok insan boğularak hayatını kaybediyor. Ben tasarladığım bileklik ile bu üzücü olayları en aza indirmek istedim. Burada Dilek'in tasarladığı bilekliği görüyorsunuz bu görselde. Bileklikten bakın bir aynı hava yastığı gibi araçlardaki bir balon çıkmış, şişmiş. Evet, can kurtaran balon adını verdiğim bu bilekliğin içinde balona bağlı küçük bir gaz tüpü bulunuyor. Boğulma tehlikesiyle karşılaşan kişi bilekliğin üzerindeki kolu çektiği anda tüpten çıkan gaz genleşerek balonu dolduruyor. Hızla şişen balon sahibini hızla suyun yüzeyine çıkararak boğulmaktan kurtarıyor. Sizden can kurtaran balonu anlatan bir reklam sloganı bulmanız istenseydi diyor. Sloganınız ne olurdu? Evet, bir düşünün çocuklar, çok güzel, çok çarpıcı sloganlar bulabilirsiniz. Ben de birazcık düşündüm ve şöyle bir slogan. Bileğine can kurtaran balonu tak, korkusuzca yüzmene bak diye bir slogan yazdım. Evet, tabii böyle sloganlar falan çocuklar ürünün tanıtılması ve satışı açısından da çok önemli. Bir sonraki sayfamıza geçelim bakalım. Burada siz şimdi sizin tasarlamanızı istediğimiz bir çalışma. Okulumuzda günlük hayattaki ihtiyaçlarla ilgili ürünler tasarlamaya yönelik bir proje yarışması düzenlenmiştir diyor. Öyle olduğunu varsayıyoruz çocuklar. Bu yarışmaya nasıl bir ürüne katılmak isterdiniz? Tasarladığınız ürünle ilgili olarak istenilen bilgileri aşağıya yazınız. Şimdi bir defa şu yönergeyi çok iyi anlamanızı istiyorum. Günlük hayattaki ihtiyaçlarla ilgili ürünler tasarlamaya yönelik bir proje yarışması bu. Onu düşüneceksiniz. Günlük hayattaki ihtiyaçlarla. Bu yarışmaya nasıl bir ürüne katılmak isterdiniz? Ve düşünüp o ürünü de bulacaksınız. Tasarladığınız ürünle ilgili olarak istenilen bilgileri aşağıya yazınız diyor. Evet, ürününüzü tasarlama amacınızı yazınız. Buraya amacınızı belirleyip amacınızı yazacaksınız. Sonra tasarladığınız ürünü kısaca tanıtacaksınız. Sonra tasarladığınız bu ürünün buradaki boş alana resmini çizeceksiniz. Şimdi buradaki görsellere tekrar dönelim bakın. Görüyor musunuz burada İlker'in tasarladığı konuşan ilaç kutusunda Dilek'in tasarladığı can kurtaran balonda gördüğünüz gibi siz de diğer örnekleri de tekrar bir hatırlayalım. Evet, Stan kaloriferli ayakkabı tasarlamıştı ya Fatma. Onda görseli var, burada görüyorsunuz. Evet, Neslihan da ne yapmıştı? Kolayca temizlenen saç fırçası tasarlamıştı. Onun da görseli burada. Siz de bunlardan yararlanarak kendi tasarladığınız ürünün görselini de buraya güzelce çizeceksiniz. Sonra ürününüze, amacına yönelik, amacını da bize gayet güzel anlatan bir ad vereceksiniz. Ürünüzü anlatan bir de slogan bulun. Bir slogan bulun ki ürününüzü, o sloganlar çok böyle etkileyici olur çocuklar. Aklımızda kalıcı olur. O yüzden güzel bir slogan bulun. Bu konumuzu tamamlayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Biz bu dersimizde icat çıkaralım konusunu işledik.
İşte sizin gibi diğer çocukların da ne kadar güzel günlük hayatta hayatı kolaylaştırıcı icatlar bulduklarını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.